Şimdi yeni bir konuya geçtik. Bu konu elektrik potansiyel, elektrik alanı konusuna göre nispeten daha kolay çünkü yönü olmayan bir büyüklük olduğu için elektrik potansiyel gördüğümüz gibi elektrik alan vektördür, potansiyel sabit, gradient yani yönlü bir türev, vektörel bir türev aldığım zaman elektrik alanı elde ediyorum. Potansiyeli elektrik alan cinsine E dot dr olarak yazabiliyorum çünkü dot product E vektör, dr vektör ve potansiyel sabit. Dot product sabit bir şey verir. Potansiyel K, Q bölü R'dir. Yani hesaplayabiliriz bunları. Bir de kullanacağım bir formül daha var. İş. İşte de belli bir potansiyel altında charge'ı belli bir miktara oynattığımız zaman gereken artık harcamamız gereken enerji diye düşünelim. Mesela hemen yeni bir güzel bir soruyla başlayalım. Elimde bir tane çubuk var. Eksi A'dan A'ya gidiyor. Belli bir Y kadar uzaklıkta olsun. Ve belli bir P noktası var. Buradaki potansiyeli soruyor. Yönü olmayan bir şey dediğim gibi tekrar vurgulayayım. Yönü olmayan bir şey olduğu için nasıl hesaplamam gerektiğine bakacağım şimdi. Belli bir yük yolu var lambda. Nasıl hesaplayacağım? Çok basit. Şurada hemen bir dx seçiyorum. Dx. Ve buraya olan uzaklığı x ve buraya olan uzaklığı da r olsun. R ne olduğunu biliyorum. Benim için çok önemli değil. Şurası zaten y'dir. Daha düzgün yazmam gerekirse. Hemen o zaman potansiyeli hesaplıyorum. Nedir? İntegral lambda dx, çünkü bu kısım dq'yu verir. Dq olur. 4 pi epsilon 0 r. R dediğim ne? Kök içinde. X kare plus y kare görüyorsunuz. Hemen devam etmem gerekirse potansiyeli lambda over 4 pi epsilon 0. Ne kaldı integralde? Eksi A'dan A'ya gidecek çünkü görüyorsunuz eksi A ve A. O lambdaları dışarı çıkardım. 4 pi epsilon 0'ı dışarı çıkardım. Dx bölü x kare plus y kare. Şimdi bu integral neydi? Bu integral, integral tablosundan baktığım zaman integral şuna eşit olacak. Bu integrale bakmayayım daha doğrusu. Şuna bakayım. İntegral, belirsiz integral. Dx bölü x kare plus a kare neydi? Şöyle hesaplamam gerekirse ln x plus kare kök içinde x kare plus a kare. Bu integral integral tablosunda veriliyor. O zaman devam edeyim potansiyel hesabına. V ne çıkacak? Lambda over 4 pi epsilon 0 ln x plus karekök içinde x kare plus y kare sınırları ne olacak? Eksi a'dan a'ya. O zaman hemen yerine yerleştiriyorum. V burada ne çıkar? Lambda over 4 pi epsilon 0. İlk önce a'yı koyayım sonra eksi a'yı koyunca eklenimi ne gelir? Ln a plus karekök içinde y kare plus a kare ve iki elenin farkı elenin bölümü olarak yazılıyor. Bunu biliyoruz. Eksi a plus y kare plus a kare olacaktır. Gördüğümüz gibi potansiyelimiz bu çıkıyor. Lambda over 4 pi epsilon 0 ln bir takım ifadeler. Bu çok zor değil dediğim gibi. Birincisi yönü yok. Sadece büyüklük hesaplıyoruz. İkincisi bu tarz integral daha zor integraller geliyor elektrik alan integrallerine göre. Böyle elenli bir takım sonuçlar görüyoruz burada. Demek ki bu sorunun cevabı buydu. Bundan elektrik alanda bulmak istersek bunu y'ye göre türevini alarak bulabiliriz. Buradan sonra bir de elektrik alanı hesaplayıp ikisinin doğruluğunu kanıtlamış oluyoruz burada. Bu diğer soruda yapacağımız bir şey olacak. Şimdi bu sorudaki çözümümüz bu kadardı.